Devam etmiyor muyuz? Sonra ederiz. Ya o zaman yemeğe gidelim. Acıktım ben. Kızım sonra gideriz işte ya. İşim var benim ayrıca. Ne işi ya? Hem ben akşam kalmak için izin bile almıştım. Tamam, daha sonra kalırsın. Ne bileyim, yarın kalırsın. İşim var dedim ya. Hem günler çuvala mı girdi? Unutulmaz parçalarından biri olacaksın Pelin. Çok az kaldı. Ve sırada benim hediyem var. Canım ya, çok merak ettim. Çatlayacaktım artık. Ta 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 ta. İyi ki doğdun bir tanem. İnanmıyorum. Kızım sen ne yaptın? Kaç para verdin buna? Ertak'ım. Bir dakika. Wow. Süper bir marka bu. Bir servet bayıldın herhalde. Benim kankama ancak bu yakışır. Kızım, Melih geldi. Dizlerim titriyor. Şimdi sıra bende. Ben de ona çok güzel bir hediye vereceğim. Gelmeyeceksin sandım. Düşündüm de böyle bir parti kaçmaz dedim. Bence de kaçmazdı. İkimiz için de unutulmaz bir gece olacak. Sence? Bence de. Ben çağırayım mı, ister misiniz? Yok yok.
Ben bakarım. Parmağın var değil mi Pelu bu işte? Herhalde kızım. Artık bana da bir hediye alırsınız yani. Ayıp ettin kuzen. Hediyenin lafı mı olur? Sana feda olsun. Bundan sonra dörtlü takılacağız değil mi? Hayal ettiğimizdeki gibi. Evet, süper olacak. Ben de şu Meli'yi arayayım. Gerçi kerataya kızgınım fakat büyüklük bende kalsın. Alo kanka. Geçmiş olsun. Hastaymışsın. Anladım. İlacını getiriyorum şimdi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne ilacı? Evet geliyoruz. Daha doğrusu Pelin geliyor. Biz gelmiyoruz. Siz ikiniz yalnız kalın. Neredesiniz? Kapının önündeyiz. Geldik sayılır. Hadi bay. Kalk giyin hemen, giyin. Ne oluyor Meli? Ya ne diyorsam onu yap işte, hadi. Canım ya, çok mu hastaymış? Aman, git de kendin gör. Gel bakalım. Öpüldünüz şekerler. Hadi. Bay bay kuzen. Hadi. Biri mi gelecekti? Ya sana ne? Ne diyorsam onu yap işte. Gir şu dolaba. Olmaz öyle şey Meli. Saçmalama. Ben istiyorsam olur. Gir dedim sana. Hayatta girmem o dolaba. Ne sanıyorsun sen ya kendini? Didem, şu dolaba gir dedim sana. Olmaz Meli. Bana bak. Ya adam gibi şu dolaba girer, bir süre sesini çıkarmadan efendi gibi durursun, ya da sana öyle şeyler yaparım ki hayatın boyunca unutamazsın. Hadi. Sesini çıkarırsan sana yapacaklarımı hayal bile edemezsin. Alo aşkım. Ya kusura bakma yataktaydım da. Şimdi yetişebildim telefona. Heh, açıyorum hemen. Canım. Hoş geldin aşkım. Aşkım, senin ateşin de var. Bir doktora mı gitsek? Yok artık canım ya. Her hastalıkla doktora mı gidilir, ne gerek var? Ama doktor ilaç falan verir belki. Hem çabucak iyileşirsin. Benim ilacım sensin güzelim. Hem sen ne kadar güzel olmuşsun bugün. Hastalığın formundan bir şey kaybettirmemiş anlaşılan. Senin karşında Melih Şahin duruyor. Unutma istersen. Ama artık sen git güzelim. Yoksa kendime hakim olamayacağım bak. Daha çok hasta olacağım. Bana senden hastalık bulaşmaz. Aşkım ya, kolların buz gibi senin. Üstüne kalın bir şeyler giysene. Gerek yok güzelim, gerek yok. Gerek yok, otur sen. Ben biraz dinleneyim geçer. Bak hadi artık git sen de, sana da bulaşacak ya. Olmaz. Sana ellerimle getirdiğim çorbayı içirmeden şuradan şuraya gitme. Peki. Tamam. Ya gerek yok çorbaya falan. Ne zahmet edeceksin şimdi? Olmaz. Sonra sevgilisine iyi bakamıyor bu kız demesinler. Hemen ısıtıp geliyorum ben.
Bir dakika daha duramam Melih. Çıkıyorum ben. Tamam, çık sessizce ama. Aşkım, küçük tencereyi bulamadım ben. Ah, ben de kalktım zaten. Sen geç, ben gösteririm. Sevdin mi aşkım çorbamı? Çok sevdim. Ellerine sağlık. Bak, sevgilin hem güzel hem hamarat kıymetini biliyorsundur inşallah. Tabii canım, bilmez miyim? Ama sen artık gitsen güzelim. Yani eğer hastalığımı sana bulaştırırsam gerçekten çok üzülürüm. Annem arıyor. Alo anne. Tamam, geleceğim. Ya bu ne ya? Uf, tamam geliyorum. Tamam. Aşkım, benim eve gitmem lazım. Süh ya. Şaşırmadım zaten. Ya babam gelmiş, beni soruyormuş. Tamam canım. Gitmen gerekiyorsa tabii ki gideceksin. Ya söz, daha uzun vakit geçireceğiz, tamam mı? Umarım. Sen de bir an önce iyileş, tamam mı? Çorban da çok güzel olmuş. Artık onu da tek başıma içerim, ne yapayım. Ben uğurlayayım seni. Yok, ben giderim. Of. Al. Bir an hiç gitmeyecek sandım. Boğulacaktım neredeyse. Ya tam gitti işte, uzatma. İç suyunu. Hiç göründüğün gibi değilmişsin Melih. Ben de seni adam sanmıştım. Yazık. Bana bak. Göründüğümden çok daha başka olabilirim. Çeneni kapalı tutmazsan, asabımı bozarsan. Anladın mı? Bana bak Didem. Bugünle ilgili birinden tek bir şey duyarsam, biri bana bugünle ilgili bir şey söylerse, olacaklardan sorumlu olmam, haberin olsun. Defol şimdi. Hadi. Bani, hadi fazla oyalanmadan hemen kafeye gidelim. Babama yakalanırsam sonum olur. İyi, arayalım, bizimkiler neredelermiş öğrenelim. Kızım, nerede olacaklar ya? Derste olacak halleri yok herhalde. Tabii ki kafedelerdir. Hemen sevgilime sürpriz yapacağım. İyi, hadi iyi o zaman, gidelim. Bani, ortama gel. Keşke biz de kazansaydık üniversiteyi. O da olur Pelucum. Bizim neyimiz eksik? Ha, şu köylü güzeli bile bu tıpta okuyor, baksana. Bir de manita yaptı kendine. Manita yaptığını sandı salak. Ama ben o işe de el attım. Sayemde Mert'le arası bozuldu. Berna teyzeye bu salağın sayfiyede kaldıklarını anlattı. E'si Berna teyzenin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Kesin ağzının payını vermiştir bizimkinin. İyi misin? Kızım, dün feci bir kavgaya şahit oldum. Bir aşk başlamadan böyle bitirilir yani. Bence o kadar da emin olma Pelucum. Mert'le şu köylü güzelinin arasını bozdum diye. Bak ne diyorum, sen şimdi gitsen de ben okulu tek başıma gezsem. Zaten artık çoğu yeri biliyorum. Bahri Hoca'ya Mert gezdirdi derim. Olmaz. Ben Bahri Hoca'ya yalan söyleyemem. O yüzden bugünü birlikte geçirmek zorundayız maalesef. Haklısın. Unutmuşum ne kadar dürüst olduğunu. Nasıl olur ya? Bunların kanlı bıçaklı olması gerekirdi şimdi. Demek ki işe yaramamış Pelin'cim. Mert yine kendini affettirmenin yolunu bulmuş, baksana. O kadar kolay değil hayatım. Bu kız benim Melih'le aramı bozmaya çalışmanın cezasını mutlaka çekecek. Kesin B planı bulurum. Merak etme sen.
Ne tatlı şeysin böyle ya. Melih. Ben seni çok özledim. Dün niye beni aramadın? Ya hastaydım güzelim, ne yapayım? Yoksa hiç böyle güzel bir lokumun tadına bakmaz olur muyum? Hadi bize gidelim. Olmaz. Cilt bakım randevum var. Geç bile kaldım. Görüşürüz. Aşkım sürpriz. Çıtır. Siz ne zaman geldiniz ya? Şimdi geldik ya işte. Banu'yla düşündük, size ilk gün sürpriz yapalım dedim. Ha iyi. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Ozan nerede? Bizim çocuklarla basketbol oynuyordu. Sen iyi misin Banu? Hayırdır? İyiyim iyiyim. Hadi siz takılın. Ben de bir Ozan'a bakayım. Görüşürüz. Ne güzellik böyle ya. Lokum. Buradan çıkıp biraz dolaşsak mı ya? Otur sıkıldım. Oradan da belki bana gideriz ha. Tamam. Ama önce bir gidip makyajımı tazeleyeyim. Sevgilime güzel görünmem lazım değil mi? Sevgilim. Cemre, senin ne işin var burada? Gözlüğümü unutmuşum dedim ya sevgilim. Aşkım, ne oluyor burada? Bu kız sana niye sevgilim diyor? Asıl sana ne oluyor? Benim sevgilime niye aşkım diyorsun? Deli misin sen? Bana baksana, sen kime deli diyorsun kızım? Şşş kızlar, ayıp oluyor ama tamam Pelin, Cemre. Bir dakika ya. Burada açıklama yapması gereken biri varsa bence o da sensin Melih. Cemre, al tatlım sen şu gözünü, hadi git artık. Melih, Cemre senden bir açıklama bekliyor. Herkesin içinde söyle de öğrensin bakalım kimmiş sevgilin. Benim sevgilim. Benim sevgilim şey. Sensin Pelin. Aşkım benim ya. Melih. Kusura bakma Cemre. Öyle olsun Melih. Gel lokum, oturalım şöyle. Kız da böyle işte ya. Herkese benim sevgilim olduğumu söyleyip duruyor. Hayır kızamıyorum da, hasta çünkü. Boş ver aşkım ya. Anlamıştır herhalde artık. Efendim aşkım. Benim minik tavşanım nasıl olmuş bakalım? İyi oldu ama çok stresli bugün. Çünkü deneme sınavı var. Sen git gir deneme sınavına güzelim. Oradan çıkınca da bana gelirsin. Ben bütün stresini alırım senin. Ya Melih ya, çok kötüsün. Ya niye kötüyüm? Sevgilimi özlemekle mi suç yani? Değil tabii. Ben de çok özledim. Sınavdan sonra ararım, olur mu? Sadece arama. Gel, olur mu? Pelin Hanım hazır mı bakalım sınava? Hazırım ama yine de heyecanlıyım. Ben bu sefer başarılı olacağından eminim. Ben de umutluyum. Ya baba, birkaç gündür evdeyim. Bu akşam arkadaşlarla program yapabilir miyim? Daha dün kendini iyi hissetmiyordun kızım. Evde kalıp dinlensen daha iyi olmaz mı? Sınavdan sonra biraz rahatlasın bari. Çok da yormaz kendini, değil mi kızım? Söz veriyorum. Hadi bakalım çocuklar. Geç kalmayalım çünkü daha Pelin'i dershaneye bırakacağız. Ben hemen banyoya gidip geliyorum. Aa Bahri. Bu akşam Berna'lara gideceğiz, unutma. Sıra onlarda. Tamam iyi olur çünkü ben uzun müddettir Ceren'le konuşmak istiyorum. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi çocuklar hadi. Pelin acele et, baban çıkıyor. Deniz biz de akşam sinemaya mı gitsek? Olur. Hadi. Başarılar bir tanem. Teşekkürler anneciğim. Ya her şeyimi aldım ama
Kalemimi unuttum galiba. Heyecanlanma kızım. Özgür de vardır herhalde. Çok ihtiyacın olacağını sanmıyorum ama al. Kardeşinin eleştiriye değil desteğe ihtiyacı var Özgür. Evet, başarılar diliyorum canım. Teşekkürler babacığım. Merhaba Özgür. Merhaba. Aa, ne oldu Pelin? Ne olacak? Sınavım çok kötü geçti. Of ya. Beni başka sınıfa almaları kötü oldu. Yoksa açardım sen de copy paste yapardın. Ya aslında başlarda iyiydi. Ama sonra kaydırdım mı ne oldu bilmiyorum. Baştan başlamak zorunda kaldım. Yetişmedi. Babam arıyor. Ya ne diyeceğim ben şimdi? Alo baba. Pelin, çıktın mı sınavdan? Merak ettim, nasıl geçti? İyi geçti babacığım. İyi, gözün aydın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler baba. Hoşça kal. Ya ne yaptın Pelin ya? Niye iyi geçti dedin ki? 2 gün sonra zaten sınav sonucu belli olacak. O zaman ne yapacaksın? Ne yapayım bani ya? Hem bugün Melih'i görmem lazım. Kötü geçti deseydim izin vermezdi dışarı çıkmama. Vallahi sen bilirsin ama bence iyi yapmadın. Of bani ya, üstüme gelme. Zaten moralim sıfır. En iyisi ben şu Melih'i arayayım da neredeymiş bir öğreneyim. Of ya, iyi ki bizimkiler bu akşam yok evde. Yoksa durmadan arayıp neredesin derlerdi. Bu moralle hiç çekemem yani. Güzellik. Ben şimdi sana buz gibi bir frappuccino ısmarlarım, kendine gelirsin. Oradan da sana geçeriz. Bana mı? Hani sana gidecektik? Bana gidelim deyince gelmiyorsun ya. Bir de şansımı böyle deneyeyim dedim. Yok yok, şaka bir yana. Bize dayıoğlu gelecek de. Çok odun bir herif de, hiç muhabbeti falan da yoktur. Sıkılırız o yüzden dedim. Ya. Yani. Hem ozanlar falan da gelir. Böyle dörtlü takılırız hep beraber. Değil mi Ozi? Valla süper fikir. Damcım sen duyar mı? Olur. Uyar tabii. İyi o zaman, hepinize uyarsa annemi arayıp izin alayım ben de. Ara ara. Hadi o zaman. Daha önce dönmedik. Kafana bıraktım kız insanda. Aç şu telefonu Pelin, aç. Zaten yaktın beni. Şimdi bitireceksin. Senin yüzünden Mert'le de ayrıldım. Allah'ım, kabus oldu bugün ya. Melin telefonu da artık hiç ulaşılamıyor. Ya Pelin? O da açmıyor. İnsan böyle bir halt ederken telefonuna bakmaz mı ya? Saf senin bu kuzenin ha, saf. 40 tane mesaj yolladım. Hiçbir birini görmedi. Vallahi bu sefer işi bitik. Bahreyn işlem onu yaktı. Yaktı. Kimse yakamaz benim kankamı. Ben bir şekilde kurtarırım onu. Vallahi güzelim, bence hiç büyük konuşma. Bahreyn işlemin öfkesi. Of. Ya Ozan, vıdı vıdı konuşacağını haydi bas gaza. Çabuk gidelim. Nerede kaldı bunlar? İkbal Hanım. Kesin Banu'nun evinde değil mi Pelin? Bilmiyorum. Bahri oraya bırakmış. O zaman oradaysa niye telefonlarına cevap vermiyor? Akmayın aklıma Hacer Hanım. Ne bileyim ben, belki de telefonunu bir yerde bırakmıştır. Sessizde kalmıştır. Tamam, sakin olun İkbal Hanım.
Siz de tuhaf tuhaf sorular sormayın. Hem sevgili Deniz'iniz de yanındaymış. İnşallah. Ne? Yani Deniz yanlarındaysa başlarına bir kötülük gelmez. Bahri de alır getirir onları şimdi. Hacer Hanım, beni daha fazla sinirlendirmeyin. Bir bardak su getirin, sonra da Özgür'e bakın. Özgür'e baktım, o iyi. Efe de mutfakta. O zaman bir bardak su getirin. Olur. Hoca, mahvolduk. Aşkım dur dur. Ben park edip geliyorum. Yok, hemen sen toz ol. Niye ya? Ay aşkım, bir de seni saklamayla mı uğraşalım ya? Ben seni arar bilgilendiririm, hadi. Eniştemi sakinleştiririm ben. He, o da sana inanırdı ya. Şıracının şahidi bozacı. Bahri Hoca kapıda. Ya niye durdurmadın ki? Ya ne diyeceğimi bilemedim ki. Ya, üçüncü kat demediler mi ya? Ya 10 ya 11 işte. Yanlış mı basıyor? Ona da açmıyorlar kapıyı. Boş ver, açmasınlar. İçeri giremezse bir şekilde yırtarız. Banu, nasıl yırtacağız? Ya sen niye apartman görevlisinin kapısını falan çalmadın ki? Keşke bir şekilde apartmana girseydin. Ya da ne bileyim, aşağıdan durum önemli diye seslenseydin. Bir şeyler yapsaydın Deniz. Hiç kafan çalışmıyor. Ya panikten aklıma gelmedi. Yalan söylemeye alışık değilim ben. Tebrik ederim yani. Sırf zekadan ibaresin. Şimdi Bahri amca da orada. Nasıl gireceğiz içeri? Yürü, gidip konuşuyoruz. Banu, nasıl gideceğiz? Sen buradasın, senin evin. Hem anahtarın var mı? İçeri gireceğiz derse. Dedi ki Banu'nun ailesini göreceğim, onlarla tanışacağım. Hadi be. Evet. Uf, işte bu çok kötü oldu. Siz Melih'i aradınız mı? Aradık ama kapattı telefonunu. Hayır, zilleri mi bozuk acaba? Bahri Hoca beni arıyor. Ne yapacağız? Yandık. Panik yaptırma ya, dur. Buluruz bir şey. Ha, Deniz'e de telefonu açtım. Biliyor musun? Böyle kurtulamazsın elimden. Bir şey bulmam lazım. Bu durumda ne bulacaksın Banu? Bak, ben her durumda bir şey bulurum, tamam mı? Ya yandık, ne yapacağız şimdi? Ya tamam, panik yapma, bulacağım bir şey dedim. Bak, en iyisi gidelim özür dileyelim, tamam mı? Bir hata yaptık deriz, affeder bizi. Heh, bravo yani. Çok iyi fikir. Heh, vazgeçti galiba. Hadi inşallah. Ya bak, Pelin de alır bir şekilde Pelin'lere gideriz. İşte biz de birazcık oturduk, bir şeyler yedik, sonra sıkıldık buraya geldik deriz. Anlaştık mı? Ya sen hasta değil misin? Ben sana bakmaya geldim. Yaramazlık yok ama. Yapma hayatım. Ben yaramazlık yapmazsam iyileşemem ki. Hemen sana çorba yapacağım. Sen? Evet. Güzellik, sen hiç hayatında mutfağa girdin mi? Ya girmedim ama yaparım yani. Ne var ki? Bak yokum. Ben senin yaptığın çorbayı içersem iyice hasta olurum. Doktor babam bile iyileştiremez. Melih ya. Benim ilacım sensin güzelim.
Sen ne afet bir şeysin böyle ya. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Adamı çıldırtırsın sen ya. Melih. Hı? Beni seviyor musun? Ha, çok seviyorum seni. Çok. Bir de orada değilsen. Ne diyeceğim babana ben? Neredesin be kızım, neredesin? İkbal! Açsana Pelin, aç şu telefonu. Güzelim. Melih kapı çalıyor. Ya bırak çalsın, kimse defolup gider. Ya olur mu, bir bak. Ya aşağıdan çalıyor zaten. Aa, bizim köylü güzeli gelmiş. Alayım mı onu da? Yani belli ki kalacak yeri yok, sokakta kalmış. Gelsin oturur içeride. Ay aman, bütün gece çekemem onu vallahi. İyi. O zaman biz de keyfimize bakalım. Gel bakalım. Ama böyle yaparsan üzülürüm üzerim. Ne konuşmuştuk biz? Hani ben senin olacaktım, sen de benim olacaktın değil mi? Bak Pelin, eğer beni istemiyorsan açıkça söyle. Gerçekten bak, saygı duyarım. Yani sonuçta zorla olmaz bu işler değil mi? Arkadaş olabiliriz. Zorla güzellik olmaz. Seve seve olur. Hayır, öyle değil de ben seninle sevgili olmak istiyorum. Açmayacak mısın? Ozan arıyor. Ben sonra ararım onu. Hem ben şu an kimseyle konuşacak durumda değilim ki. Aklım, bedenim, ruhum, tenim, her şeyim sana kilitlenmiş durumda ya. Melih ya. Yürü, biz de giriyoruz içeri. Nasıl? Ya bilmiyorum, gerekirse bütün apartmanı ayağa kaldıracağız Deniz, yürü. Ya Deniz, biraz daha hızlı yürü dedim. Bana ne yapacağız? Ya bilmiyorum ama bir şekilde içeri girmemiz lazım. Yürü Deniz. Aşkım, kapı deli gibi çalıyor. Bir bak istersen. Bakayım. Şunu haddini bildirip geliyorum ben, tamam?
Ya arkadaşlar, film biraz ağır ilerlemiyor mu sizce de? Buyurun. Sizin ne işiniz var burada? Görmüyor musun? Filmi izliyoruz. Ne filmi ya? Bu akşam biz takılacağız evde. Hem annemden izin aldım. Ben de babamdan izin aldım. Gidin yukarıda izleyin filminizi. Yok ya. Ne kadar akıllısın sen öyle. Aa, çocuklar siz de mi geldiniz? Keşke geleceğinize haber verseydiniz. Yemek hazırladım ama hepinize yetmeyecek. Yaptıkların bize yeter Hacer Hanım. Zaten Özgür ve Saz arkadaşları da gidiyorlardı. Yo, hiçbir yere gitmiyoruz. Gidiyorsunuz. Çocuklar, neyi paylaşamıyorsunuz böyle? Hadi bakalım hep birlikte televizyon izlemeye. Ben yukarı çıkıp Efe ile ilgileneceğim. Sonra yatacağım. Tamam mı? Sağ ol. Oturup güzelce filmimizi izleyelim. Bu gece pek havamda değilim. Tatsızlık çıksın istemiyorum da. Allah Allah. Havanda olsan kaç yazar Melih? Mert lütfen. Oo Mert. Muma döndürmüş seni. Boş ver. Ne yaparsa yapsın. Ama kalalım Mert. Ben bıktım bu adamların bencilce hareketlerinden. Ayrıca buraya ilk biz geldik, biz izleyeceğiz o filmi. Özgür biliyor musun? Çok doğru konuştun ya. Meydanı neden bunlara boş bırakalım ki? Ay, bütün gece bu entel filmi mi izleyeceğiz? Bu film arkadaşlara ağır geldi herhalde Meveş. Biz daha light olanını bulalım. Sonra izleriz seninle. Ya film izlemesek diyorum. Daha iyi bir önerim mi var Bani? Evet var. Neymiş o? Doğruluk mu cesaret mi oynasak? Hı? Saçma. Aa, süper fikir. Bizim bu çocuk oyunlarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Hadi gidiyoruz. Mert, bize ne yapacağımızı söylemekten artık vazgeçer misin? Mert'e kızma Denizciğim. Bu çocuk hep böyledir. Gerçeklerle yüzleşmekten hep korkar, hep kaçar. Melih. Bırak bu gaza getirme numaralarını. Gaza getirmiyorum Mert. Gayet açık konuşuyorum. Eğer korktuğun, çekindiğin bir şeyler yoksa gelir oynarsın. Cesaretin varsa. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Öyle mi? E tamam o zaman. Madem korkun yok, görelim bakalım ne kadar cesursun. Cesaretimi bu saçma sapan oyunla mı göstereceğim sana ha? Aynen öyle. Hodri meydana. Tamam oynayalım bakalım. Senden korkan senin gibi olsun Miri Efendi. Buyurun. Evet sevgili arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz bu şişe bir arkadaşımız tarafından çevriliyor. Oyunun sonraki adımında şişenin ucu kime gelirse ona doğruluk mu cesaret mi diye soruluyor. Oyunun bir sonraki adımında verilecek cevaba göre hamle yapılacak. Yalnız en önemli nokta, ben bunu yapmam, ben bunu söylemem gibi mızıkçılık yok. Anlaştık mı? Banucuğum, madem fikirlik senden çıktı, çevirme hakkı senin. Pekala. Pekala Pelin'cim, soruyorum. Doğruluk mu yoksa cesaret mi? Her zaman cesaret derim ama bu kez doğruluk diyeceğim. Tamam. Soruyorum o zaman. Melih'i yatakta bir kızla bassan ne yaparsın? Banu ona soru ya. Banu. Dakika bir gol bir. Evet Melih Bey. Dediğimiz gibi mızıkçılık yapmak yok. Soru soruldu. Cevap bekleniyor. Ne yapacağım? Gözünü oyardım. Babana kıyardım fındık öyle mi? Ama zaten öyle bir şey yapmayacağını biliyorum. İyi tamam tamam. Ne cevabını duyduk. Çevir bakalım. Emredersin sahip. (Gülüyor)
Sor bakalım. Doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki cesaret. Cesaret benim göbek adım. Tamam abicim, istediği yaptık. Oyunun kuralı bu. Vay kuzi, kadın olsan çok canlar yakarmışsın ha. Bu kıyafetlerin bu kadar yakışacağı aklımın ucundan geçmezdi Ozancığım. Sıra bende. Yeteri kadar eğlendik. Söyle bakalım Banucuğum, doğruluk mu cesaret mi? Senin şu kılığını gördükten sonra tabii ki doğruluk. O zaman söyle bakalım, şu bir türlü tanışamadığımız ailen nerede? Söyledim ya Ozan yurt dışındalar diye. Kızım bu nasıl yurt dışı? Annenle babanı yatılı okula mı gönderdin? Hem senin baban ne iş yapıyor? Bu kadar gizli bir iş olduğuna göre kanun kaçağı falan herhalde. Al kapağını. Yok artık, daha neler. Bence bunun babası kesin kamyon şoförü. Allah'ım babam arıyor. Selam söyle. Sor bakalım ne zaman geliyormuş. Ya susar mısınız artık? Yeter ama ya, yeter. Allah Allah. Ne dedim ben şimdi ya? Ben bakarım. Baba. Bu ne kılık oğlum? Baba, oyun oynuyorduk da. Nasıl oyunsa bu. Bir tek sen kadın kılığındasın. Dayıcığım. Yavaş biraz çocuklar. Annenler nerede bilin? Celal amcalara gittiler dayıcığım. Biz de... Oyun oynuyordunuz değil mi? Ama bir tek benim salak oğlum böyle maskara kılığında. Baba... Sus! Sonra görüşeceğiz. Takma kafana kuzen ya. Ozan. Beni böyle gördü ya. Artık 100 sene ağzına kuş sussan benimle konuşmaz. Beni sevmiyor. Zaten hiçbir zaman da sevmedi. Yapma Ozan ya. Mutlaka seviyordur. Hem benim babam da böyle. Beni çok sever ama sevdiğini belli edemez. Hadi muhabbet kuşları. Yapma böyle. Hadi üstünü değiştir. Hem ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet, hadi bakalım Mert, sıra sende. Çevirelim bakalım. Evet Özgürcüğüm. Doğruluk mu? Cesaret mi? En yakın arkadaşım bana pislik yapmayacağını düşünüyorum. Ve söylüyorum, cesaret. O zaman Mehveş'i öp. Nasıl ya? Bayağı. Git Mehveş'i öp. Hadi kuzen, yine iyisin. Bir pozisyon golü bu. Bence sakıncası yok. Tamam arkadaşlar ya, hadi devam edelim.
köylü, hem güzel, hem de fakir. Kül kedisinin trajik hikayesi. Bizim Ozan'a da bir iş ver, sonra peşinden koş. Alo. Ozan neredesin? Nerede olacağım kanka? Halamlardayım. Melisa ben de konuşacağım. Ben seni halanlara niye yolladım peki? Ya abant falan kafa kalmadı bende ya. Seni aramayı unuttum. Aferin Ozan. Aferin sana. Bana bak, eğer bundan sonra böyle yapacaksan bir daha benim planlarımda yer alamazsın, anladın mı? Tamam kızma. Haklısın. Bir daha olmaz. Ben seni arayacağım. Ya niye kapattın? Ben de konuşacaktım. Kuzen? Ya aşağı mı insek ya? Niye iniyoruz şimdi? Daha yeni çıktık. Ne bileyim, inelim işte ya. Özgürcüğüm, hoş geldin canım. Geç içeri. Hoş bulduk Hacer teyze. Abi, ben çok üzüldüm. Ne oldu? Otur bakayım şöyle. Deniz ablama vurmuşlar. Sen kimden öğrendin? Biz bugün Hacer teyzemle babama gittik. Buyurun Ozan Bey. İndik işte aşağı. Oturalım şimdi bu solucan beyle. Babamı aradı mı Hacer teyze? Aramadı. Hala karakoldalar. Karakolda mı? Ne işi var karakolda? Deniz çantasını çaldırmış. Babanla birlikte karakola gittiler. Kız perişan olmuş. Aa, demek çantası çalınmış. Çok üzüldüm. Aman bir şey olmaz o taşra faresine. Ama Deniz ablam çok üzüldü. Aman bana ne? Ben sana dedim değil mi inmeyelim aşağı diye. Takılacaksak odama çıkalım. Hiç çekemem vallahi o köylünün sızlanmasını. Baksana evde genel yası ilan edilmiş bile. Tamam çocuklar. Sen çık, geliyorum ben. Benim bu kadar vicdansız olduğuna inanamıyorum Hacer teyze. Ben de bugün hiçbir şeye inanamıyorum Selvi boylum. Bir bilsen. Meli, daha eve gelmemişler. Karakoldalarmış. Yeni gelişmelerle karşında olacağım. Sana söz. Bir daha seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Of, neden gelmediler hala ya? Özgürcüğüm, gelirler şimdi. Karakol bu. Sorgusu var, suali var. Geldiler. Ne yaptın? Bulundu mu çantı? Oğlum hemen öyle bulunur mu ya? Bildirdik geldik işte. Denizciğim nasılsın kızım? İyiyim Hacer teyze. Hadi bakalım geçip oturalım hadi. Az önce kapı çaldı değil mi? Babamlar gelmiştir. Ben bir inip bakayım. Merak ettim. Acıyor mu Deniz abla? Yok acımıyor Efe'cim. İyisin değil mi Deniz? İyiyim. Deniz'cim geçmiş olsun. Sağ ol. Enişte yapanları bulabilecek miyiz? Bulurlar herhalde. Çok solgun görünüyorsun, odana çıkarayım mı seni? Evet ya iyi olur. Ha, Deniz'cim iyi fikir. Sen yemeğe kadar biraz dinle. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Enişte ben kaçıyorum. Beline çıktım söylersin. Söylerim o zaman. Abi, yaralı kuş eve döndü. Aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun lokum, neredesin? Buradayım aşkım. Sen neredesin? Beni özledin mi? Özlemez olur muyum hiç ya? Burnunda titriyorsun. Ne diyeceğim? Akşam görüşsek mi? Yemek falan yeriz ha? Ya keşke. Ama bizim taşra faresinin çantası çalındı. Şimdi evde tantana var. Çıkamam yani. Yarın görüşsek? Olur ama bir şartla. Neymiş o?
Sana yemek yapacağım. Tabii. Çok hoşuma gider bana yemek yapman. Tamam. Önce yemek yeriz. Arkasından da film izleriz. Tamam mı? Çok güzel filmlerim var. Tamam. Anlaştık aşkım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bu filmi senin filmin olacağını bilmiyorsun tabii Pelin. Üstelik kameraman, yönetmen, ışıkçı, sesçi, hatta montajcı bile. Hepsi benim. Ben Pelin'le yalnız konuşacağım. Bakın son derece sinirliyim. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Herkes odasına. Çekil orada. Deniz iyi misin? Çok yoruldum Özgür. Çok kötüyüm. Yarın konuşalım. Hükmen sen de. Yapma Bahri. Sen babasıysan ben de annesiyim. Ben Pelin'le babası olarak yalnız konuşacağım. Geç otur şuraya. Yazıklar olsun Pelin. Yazıklar olsun. Hayır, bu yaptıklarının bir açıklaması olsa bari. İnsan sınavdan kötü not da alabilir. Ben buna da kızarım tabii. Ama yalan! Baba! Ya resmen beni kandırdın. Elime sahte bir sınav belgesi verdin. Tabii beni kandırmadın aslında. Sen kendi kendini kandırdın. Ama beni bu şekilde aldatmış olmanı asla affedemiyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Ya bir kerecik bari. Ayıbını bil de sus! Bugün dershaneden telefon ettiler. Sınav sonucunu bildirdiler. Bir alt sınıfa düşmüşsün. Belki bir yanlışlık. Artık başka yalan istemiyorum. Hayır. Yani sen ne yapmak istiyorsun Pelin? Hı? Hayatını böyle mi yaşamak istiyorsun? Böyle yalancı, sahtekar, düzenbaz, eğlenceden başka bir şey yapamayan bir kız olmak mı istiyorsun? Ben bir baba olarak bunları mı öğrettim sana? Ben bir yere kadar yeterim Pelin. Bu hayat senin hayatın. Onu mahvetmek de senin kararın. Ama bana yalan söylemene, beni kandırmana asla müsaade etmem. Şimdi çık odana. Baba. Çık dedim! Bu sefer babanın tamamen haklı olduğunu biliyorsun değil mi? Pelin, dün gece öldük öldük dirildik. Anne ben anlatamıyorum ki kendimi. Kızım, anlıyorum sınavdan kötü not aldın. Peki babana niye yalan söylüyorsun? Bilmiyor musun yalana ne kadar kızdığını? Bir de çocuk gibi sahte belge düzenlemişsin. Ben babamın gözüne girmek istedim sadece. Yani bir girdin ki o kadar olur. Deniz'in dersleri çok iyi ya. İyice onu kendi kızı gibi benimseyecek diye çok korktum. Bir arkadaşımın aklına uyup böyle yaptım işte. Ya zaten iyi bir not alacaktım bu sınavdan. Bu Deniz kimse de sinir bırakmadı. Sen de korktun değil mi babanı elinden alacak diye? Evet. Anne dershaneye gitsen, bir yanlışlık olmuş filan desen babama. Söz veriyorum diğer sınavda... Gerçekten çok yüksek bir not alacağım. Pelin, kahvaltını bitir. Kardeşini anaokuluna sen bırakacaksın bugün. Peki anne. En son Efe'yi Pelin'e emanet ettiğimizde olanları hatırlatırım. Bu defa öyle olmayacak. Değil mi kızım? Olmayacak anne. Ben bugün dershaneye uğrayacağım İkbal. Ben uğrarım. Hayır efendim, ben uğrayacağım. Bahri,
Sen bu konuda soğukkanlılığını yitirdin haklı olarak. Ben öncelikle sınav sonucunu öğreneceğim. Daha sonra durumunu konuşurum. Gerekiyorsa ek ders de ayarlarız. Bakarız. Bahri, sen tıp doktorusun. Konumuzda ne ilgisi var bunun şimdi? Ben eğitim fakültesinde bunun dersini veriyorum. Bırak bu işi ben halledeyim. Bıraktım, sen hallet. Yalnız benim verdiğim cezalar geçerli, ona göre. Tamam canım. Hadi Pelin, kardeşini al okula götür. Tamam anne. Gel Efe'cim. Ha, bir an önce eve gel. Hatta Banu'yu da ara, o da gelsin. Onunla da konuşacağım. Peki. Yukarıdan bir çantamı alayım. Özgür, ben okula gideceğim. Sen gelecek misin? Yok, ben evde kalacağım. Dersim var. İyi günler size. Sana da. Evet. Pelin Hanım geldiğine göre delilleri ortadan kaldırmak lazım. Geldiniz prenses. Hoş bulduk. Gittin baban Amerika'ya? Desene artık, kimse basmayacak bizi. Ya Melih de mi öyle? Zaten yeterince rezil oldum sana. Bilmez de. Ona rezil olmak demeyelim de adrenalin tavan yaptı diyelim istersen ha. Geçsene. Evet prenses, sen şimdi güzelce keyfine bakıyorsun ve ben sana harika bir ziyafet hazırlıyorum, tamam mı? Çok yalnız bırakma beni ama, özlerim ben seni. Jet hızıyla gidip geliyorum. Prenses benim yaptığım makarnayı beğenecek mi? Hoppa. Vallahi nefis olmuş. Ne yetenekleriniz varmış böyle Melih Bey? Güzellik. Bende daha ne yetenekler var sen bilmiyorsun. prenses... Bizim şu köylü güzeli var ya, o babanın neyi oluyordu? Ay ne bileyim ben Melih. Bir arkadaşının kızı mıymış neymiş? Hem nereden çıktı şimdi bu ya? Hiç. Öyle aklıma geldi. Ailesini falan gördün mü peki? Ay görmedim Melih. Nereden göreyim? Telefonu mu çaldı? Hayır. Yok, çalmadı. Yani ben duymadım. Olsun, ben yine de bakayım. Ah, hayatım ne gerek var? Çalmadı diyorum. Şarap içeriz değil mi? Ha, içeriz değil mi aşkım? Aşkım mı dedin? Evet, bir itirazınız mı vardı yoksa? Yo, sen pek öyle demezsin de. Tamam, hata yapmışım. Bundan sonra diyeceğim. Hadi bakalım. Tamam, şarap içiyoruz. Ben içmesem daha iyi olur aslında. Olur mu öyle şey hayatım? Ben bunu senin için aldım. Hem bak iyi gelir. Rahatlarsın, sinirlerini alır ha. Peki, biraz içeyim o zaman. Hı? Rahatlayalım. Keyfimize bakalım. Bu hayatımda yediğim en güzel makarnaydı aşkım. Afiyet olsun. Madem sen bu kadar hazırladın, ben de kaldırayım o zaman. Tamam. Ama gelirken... Şarabı da getir olur mu? Bu bitmek üzere çünkü. Sarhoş olursam karışmam ama. Olalım hayatım, ne olur. Havamızı buluruz. Değil mi? Telefonu. Al hayatım. Efe
Efendim? Pelin neredesin sen? Bir arkadaşımdayım anne. Her neredeysen çabuk eve gel. Ama anne. Çabuk dedim, çabuk. Tamam anne, geliyorum. Çıtır gitmem mi gerekiyor yoksa? Hayır, gitmiyorum. Artık çocuk değilim ben. Ne zaman istersen o zaman giderim. Değil mi? Hadi bakalım lokum. Yavaştan git artık, sen annem beklemesin. Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ya tabii ki istemiyorum. Ama bak şöyle düşün. Şimdi sen gitmezsen annenle bir kavga edeceksin. Aranız açılacak ve belki biz çok zor görüşeceğiz bundan sonra, değil mi? Aşkım sen ne kadar düşünceli, ne mükemmel bir sevgilisin ya. Gittiğim için bana kızmayacağına emin misin? Ya ben sana hiç kızabilir miyim? Hiç kızabilir miyim ben sana? Ha? Ben de ne güzel vakit geçiririz diye düşünmüştüm. Sonunda baş başa kalabildik diyordum. Hem yarım kalan işimizi de... Her zaman yaparız güzelim. Bir yere kaçmıyoruz ya. Yani biz hep buradayız. Ama sen şimdi git. Anneni daha fazla bekletme, tamam? Hadi. Tamam, gidiyorum. Beni çok özle, tamam mı? Tamam, sen hiç merak etme. Gelmene gerek yok, ben giderim. Aşkım. Seni çok seviyorum ben ya. Ay canım, ben de seni, ben de seni. Bu sefer gidiyorum. İnşallah. Bir an hiç gitmeyecek sandım ha. Evet köylü güzeli. Senin yüzünden bu geceyi skorsuz geçirdik. Ama sen merak etme. Bunların hepsini senin hesabına yazıyorum. Zamansızlık var ya yanımda kalsan aslında çok.